Dostlar, anlatacağım hikaye, aşkın gözü kördür derler. Neden kördür, ne zamandan beri kördür? Bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlatacağım hikaye mitolojik bir hikayedir. Yani bizim dinimizde, örf adetimizde, geçmişimizde, tarihimizde yeri olmayan mitolojik bir hikayedir. Bu hikayeyi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, rivayet odur ki insanlar yaratılmış fakat onlara duyguları henüz verilmemiş. Bu duygular uzayın boşluğunda bir yerlerde insanlara verileceği günü beklemektedir. Fakat gel zaman git zaman bu duygular beklemekten sıkılırlar ve kendi aralarında bir oyun oynamaya karar verirler. Ne oynayalım, ne oynayalım? Saklambaç oynayalım der çılgınlık. Kıskançlık, sevgi, hasret, özlem bunların hepsi kabul ederler, saklambaç oynayacaklardır. Fakat kim ebe olacak? Kim gözlerini yumup da saklananları arayacak? Hepsi çekilir bir kenara. Ben olmam, ben olmam. İsmiyle müsemma çılgınlık öne atılır. Der ki ben ebe olurum, siz saklanın. Kabul eder diğer duygular. Çılgınlık gözlerini yumup da başlar saymaya. 1, 2, 3, 5, 98, 99, 100. Sağım solum sobe tekerlemesini söylerken bu zaman zarfında bütün duygular saklanır. Ve çılgınlık başlar bütün duyguları aramaya. Özlemi, kini, nefreti, hasreti, kıskançlığı, hırsı, çekememezliği, haseti. Bunların hepsini ama hepsini yeryüzünde, dünyada, farklı farklı insanların kalplerinde, gözlerinde ve beyinlerinde bulur. Arayıp da bulamadığı sadece aşk kalmıştır. Aşkı bir türlü bulamaz çılgınlık. Belki de ta o günden kalmadır aşkın öyle kolay kolay bulunmayışı. Çılgınlığın aşkı bulamamasından dolayı yine ismiyle müsemma kıskançlık çok kıskanır. Ve aşkın saklandığı yeri çılgınlığa ispiyon eder. Hey çılgınlık, aşk kırmızı güllerin arasında. Haydi onu da sobele ve bu aptalca oyun burada bitsin der. Çılgınlık seslenir. Hey aşk, gördüm seni. Kırmızı güllerin arasındasın, sobe, haydi çık. Fakat aşk çıkmaz. Çılgınlık tekrar seslenir ama aşk yine çıkmaz. Belki de ta o günden kalmadır değerli dostlar, aşkın öyle kolay kolay ortaya çıkmayışı. Bu durum karşısında kıskançlık bir hayli kıskanır. Yani kıskançlıktan artık çılgına döner ve elinde ucu çatal bir sopayla çıka gelir. Hey çılgınlık, al bu ucu çatal sopayı, kırmızı güllerin arasını dürtüle, aşkın canı yansın, aşk oradan çıksın ve bu oyunda burada bitsin der. Çılgınlık kıskançlığın dediğini yapar. Eline aldığı sopayla kırmızı güllerin arasını dürtmeye başlar. Bir süre sonra gelen sopa darbelerinden dolayı aşkın çok canı yanar, çok canı yanar ve ortaya çıkar. Çıktığında bir de ne görürsün değerli dostlar? Gelen sopa darbeleri aşkın iki gözünü de yerinden çıkarmıştır. Aşkın feryadı figanı yeri göğü inletmektedir. Eyvahlar olsun,
Ben şimdi nasıl yaşarım? Ben ihtiyaçlarımı nasıl giderir? Gideceğim yere nasıl varırım? Feryat figan içinde aşk gözyaşı dökerken bu duruma sebep olan çılgınlık çok üzülür. Aşkın ayaklarına kapanır. Hey aşk, buna ben sebep oldum. Gözlerini ben kör ettim. Ne olur beni affet. Beni yanına kabul et. Her ne ihtiyacın varsa onu sana ben getireyim der. Aynı şekilde kıskançlık da aşkın ayaklarına kapanır. O da aşktan af diler. O da kendisini affetmesini, her nereye gidecekse seni ben götürürüm diye söz verir, ayaklarına kapanır, af diler aşktan kıskançlıkta. Ve aşk hem kıskançlığı hem de çılgınlığı affedip onu yanına kabul eder. İşte değerli dostlar, ta o günden kalmadır ki aşkın gözü kör, kıskançlık ve çılgınlık da hep ama hep onun yanında yer almış. Dinlediğiniz için teşekkürler.